Asfaltta giden trenlere benzeyen bu yeni elektrikli araçlar şehir merkezlerinin trafik sorununu çözebilir mi? Avrupalı bilim adamları bu sorunun cevabını arıyor ve geliştirdikleri çözümleri bizlerle paylaşıyor. Avrupalı araştırmacılar bir bilim projesi kapsamında şehirlerde ve banliyölerde paylaşımlı araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Hedefleri toplu ulaşımın çok yaygın olmadığı yerlerde oturanların bu arabaları kullanarak toplu taşıma araçlarına ulaşımını sağlamak. Arabaların birbirine bağlanmasını sağlayan sistem bu araçların bölgedeki dağılımını kolaylaştırmayı, arz ve talebi dengelemeyi amaçlıyor. Servis operatörü bu araçları ihtiyaç duyuldukları alana götürebilir. Araçlar birbirine bağlandığından bir seferde 8 aracı hareket ettirebiliyoruz. Mekanik olarak birbirine bağlanan araç sistemin tren sistemiyle benzer özelliklere sahip. Burada esas zorluk araçların sağa sola doğru yalpalanmasını engellemek. Ayrıca bu şekilde tüm araçlar tek bir şarj istasyonundan şarj edilebiliyor. Bu bağlama sisteminin yeniliği sinyalleri, yani komuta kontrolleri. Araçlar birbirlerine komut aktarabiliyor ve bataryaları dengeli bir şekilde şarj ediliyor. Arabaların kumandası, propülsiyon sistemi ve diğer ekipmanları burada test ediliyor. Bilim insanları bu testlerin araçları daha güvenilir kılmak açısından önemli olduğuna vurgu yapıyor. Her aracın iki motoru var. Biri önde, diğeri arkada. Bu şu anlama geliyor. 8 aracı birbirine bağladığımız zaman kumanda etmemiz gereken 16 motor var. Yani tüm bu motorları aynı anda kontrol etmek için oldukça karmaşık algoritmalı, birçok parametreyi göz önüne alan bir sistem geliştirmemiz gerek. Daha sonra bu sistemi test sürüşlerine çıkarıyoruz. Bilgisayar mühendisleri mesafeleri, yayaları, banliyölerde yaşayan kişilerin kullanım alışkanlıklarını, yolculuk ve bekleme sürelerini hesaplayarak modeller geliştirmeye ve bu araçların maliyetlerini hesaplamaya çalışıyor. Şarj istasyonlarının inşasını kapsayan altyapı sistemleri için önemli yatırımlara ihtiyacımız var. Bu nedenle şarj istasyonlarını nereye kuracağımıza ve hangi büyüklükte olacaklarına dair iyi bir strateji oluşturmamız gerekli. Elektrikli araçların bataryaları 50 kilometre yol gitmelerine fırsat tanıyor. Üreticiler her kullanımın ortalama 10 dakika olmasını bekliyor. Bu araçlar toplu taşıma sistemini tamamlamak üzere tasarlandı. Banliyölerde yaşayan veya çalışan insanlar toplu taşıma yetersiz olduğu için kendi arabalarını kullanıyor. Hedefimiz kullanıcıların bu arabaları toplu taşıma araçlarına ulaşmak için kullanması. Böylece hava kirliliğine, yüksek karbondioksit salınımına ve trafik sorununa bir çözüm bulabiliriz. Araçlar saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Proje Fransa'da, İspanya'da ve İngiltere'de deneme sürüşünde.